Staj ve çıraklık mağdurları son durum 2023 merak ediliyor. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına TBMM'den müjdeli haber çıktı. TBMM'den müjde çıktı. Staj ve çıraklık mağdurları için son dakika gelişmesi staj ve çıraklık mağdurları EYT sonrası seslerini duyurmak için eylemler yapmaya, mitingler düzenlemeye devam ediyor. Staj ve çıraklık sigortasının EYT kapsamına alınmaması ile birlikte 250 bin vatandaş için büyük bir mağduriyet oluşmuştu. Uzun süreden beri sesini duyurmaya çalışan mağdurlar torba yasa düzenlemesi ile birlikte bu mağduriyetin giderilmesini istiyordu. Peki staj ve çıraklık mağdurları son durum ne? Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına erken emeklilik gelecek mi? Staj ve çıraklık sigortası mağdurları erken emeklilik hakkını elde etmek için miting yapmaya ve eylemlerine devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmaya çalışan staj ve çıraklık sigortası mağdurları bir an önce yasal düzenlemenin TBMM'ye gelmesi için hükümete çağrıda bulunuyor. Peki staj ve çıraklık mağdurları son durum ne? Staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik çıkacak mı? Staj ve çıraklık mağdurları son durum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlanan EYT düzenlemesi geçtiğimiz Şubat ayı sonunda meclisten geçerek yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar yaş şartı olmadan prim gün sayısı ve yıl şartını tamamlamaları halinde erken emeklilik hakkına sahip olmuştu. Ancak staj ve çıraklık sigortası kapsama alınmadı. Bu durumda da yüz binlerce vatandaş için mağduriyet ortaya çıktı. Staj ve çıraklık sigortasının EYT kapsamına alınmaması nedeniyle yüz binlerce vatandaş mağdur olurken uzun süreden beri sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Staj ve çıraklık mağdurları, staj ve çıraklık sigortasının EYT kapsamına alınmasını ve erken emeklilik haklarının kendilerine verilmesini istiyor. Yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi için son sözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı söyleyecek. Ancak şu an için staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına yönelik bir düzenleme bulunmuyor. 10 Aralık'ta büyük miting var. Diğer yandan Türkiye'nin birçok yerinden gelen staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık'ta İstanbul Kartal'da bir miting yapmaya hazırlanıyor. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları derneği tarafından düzenlenen miting ise seslerini duyurmaya çalışacak olan mağdurlar erken emeklilik haklarının bir an önce verilmesini istiyor.